Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Kitabı'nda çember ve daire konusundaki karma testler yani üniversiteliğim testlerinden 21. testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. O çemberin merkezi denmiş ve ikiz kenarlık verilmiş. Bir de adam bana 108 vermiş. Öncelikle 108'i kullanayım. En etkili silahımızı yarı çap çizmek. Al sana yarıçap ve buradan yarı çapı çizince bir merkez açı oluştu. Yani buradaki açı merkez açıdan dolayı 108. Peki şu ikiz eşitliği kullanmalıyız. E burada da en etkili silahımız hop yarı çapı çizelim. İkiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgeni kullanabiliriz. A, A diyelim buraya. E hocam ikizkenar ya şunlar da birbirine eşit. A, ikiz A ise burası da A oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası 2A oldu. 2A ile A yan yana toplamı 3A. 108'e eşit değil mi? Evet. A da böylelikle 36 çıkar. Ama X 2A'ya eşit olduğundan. 2A da 36'ya eşit olduğundan. Pardon A 36'ya eşit olduğundan. O zaman cevap ne yapacaktır? 72 yapacaktır. Birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. A, B, C, D merkezli çember yayları verilmiş. İşte bunun çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar. A merkezli yarı çapı 2 olan. C merkezli yarı çapı 2 olan yarım daire. D merkezli de yarı çapı 2 olan bir daire. Bu da yarı çapı 2 olan bir daire. Yani yarım yarım 2 yarım 1 tam yapar. Bu da 2 yarım 1 tam yapar. Yani iki tane tam mı yapıyor? Evet şu ikisi bir tam yapıyor. Şu ikisi de bir tam yapıyor. İki tane tam. yarıçapları da aynı olduğu için. İki tane 2 pi r diyeceğiz. Yarı çapta 2. Peki sonrasında burada e, arkadaşlar şu kaldı. Bu da yarıçapı çapı 4 olan bir çeyrek daire. Aynı şekilde bu da yarıçapı çapı 4 olan bir çeyrek daire. Yani iki tane... 2 pi r bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. O zaman gerekli sadeleştirmeleri de yapacak olursak şunlar gitti. Burası 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8, 8 pi artı 4 pi'den cevabı da böylelikle 12 pi olarak buluruz. Yani ikinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. Bir grafiker 2039'da oluşturmuş böyle çember yaylarının uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi yarıçap 1 olanlara bakalım. Bak yarıçap 1 olan da Hocam şöyle 1, 2, 3. 3 çeyrek burada. 3 çeyrek burada. 6 çeyrek. Ondan sonra ya da şöyle yapalım. Bak şimdi. Şu bir yarım mı yaptı? Evet. Bu da bir yarım mı yaptı? Evet. Yarımları sayalım. Hocam 2 çeyrek de bir yarım yapıyor. Yani 1, 2, 3 yarım yaptı burası. 4 yarım, 5 yarım yarı çapı 1 olanlarda 6 yarım 6 tane yarım yarı çapı 1 olanda Alttanı yarım. 2 pi r bölü 2. Artı. Hocam yarı çapı 2 olanda da. Ne var? Yarı çapı 2 olanda da. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Onu da siyahla göstereyim. 2 pi r var. Artı. Bir de yarı çapı 2 olanda. Şuradaki uzunluk var arkadaşım. O da 2 pi r bölü 2. E bitti gitti. Şunlar sadeleşse 6 pi yaptı burası. Artı. 4 pi burası artı. Şu da 2 pi yaptı. Topladığın zaman da burası da 12 pi yapar. Yani cevap böylelikle 3. soruda C oldu. Geldik 4'e. Evet şu şekilde konmuş. Tamam. Şimdi kağıt tam ortasından bu şekilde kesilmiş üst üste yapıştırılmış çift katlı olan bölge maviye boyanmış. Eyvallah. Mavi boyalı bölgenin nesi isteniyor? Alanı. Bölgenin alanı verildiğine göre çevresi sarı boyalı bölgenin çevresi isteniyor bizden. Oo. Sarı boyalı bölgenin çevresi buluruz ya, ne olacak ya? Merkez burada, merkez burada yani merkez şuradaysa yani şuralarda bir yerlerdeyse merkez T'ye çektik olacağından dolayı burada da merkez T'ye çektik olduğu olacağından dolayı merkezler tam burada oldu. Yarıçapları eşit mi eşit? E, Yarıçapları eşitse hocam bu da aynı yarıçap, bu da aynı yarıçap, bu da aynı yarıçap, bu da aynı yarıçap. Yani burada eşkenar üçgenler mi çıktı? Yarıçap, 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 yarıçaptan dolayı Evet. Şimdi bize bölgenin alanını vermiş. Bu bölgenin alanını kullanacağız. Yani bu bölgenin alanı nedir? 2 tane eşkenar üçgen bir tane de A'ya mı eşit? Hayır. 4 tane da A'ya mı eşit? Çünkü eş çemberlerde eşit girişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşittir. Yani burası A iken burası da A, burası da A, burası da A. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 eşkenar artı dört A. O zaman 2 eşkenar artı dört A diyeceğiz. Burada eşkenarın alanı belli. 2 tane a kare kök 3 bölü 4. 2 tane a kare kök 3 bölü 4. E burada a dediğimiz yani r burası. r kare kök 3 bölü 4 artı 4 tane de a. a alanında neye eşit arkadaşlar? Şimdi bu 60'lık dilim ya. 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. A alanını buraya yazayım. Yani pi r kare 60 bölü 360'dan şu 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. R kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Bu da A alanına eşit. Bir de bunu 4 ile çarpacağım. Arkadaşım şu sadeleşti 6 kaldı. 4 ile çarpınca 4 pi R kare bölü 6. Yani 2 pi R kare bölü 3 yaptı. Evet. 2 pi R kare bölü pi R kare bölü 3 yaptı demiştik. Değil mi? Evet 4 pi bölü 6'dan 2 pi R kare bölü 3 geldi. Hani 4 A diyorum. Ee, bunu 4 ile çarpınca da R kare kök 3 yaptı. Eksi R kare kök 3 yaptı. Bu neye eşitmiş? 24 pi eksi 18 köküçe eşitmiş. Eyvallah. Şimdi burasına bakacak olursak. Şurasına bakacak olursak. Pi'li kısım şu. Bak dikkat et. Bu aynı zamanda neye eşit oldu? R kare kök 3 bölü 2. Burada da eksi R kare kök 3 e, var. Yani 2 pi R kare bölü 3 eksi R kare kök 3 bölü 2 yaptı. R kare kök 3 bölü 2 yaptı. Buradan sanki 18 kök 3 burası. R yerine 6 yazınca geliyor mu? Geliyor. 6 yazınca 36 bölü 3'ten 12 24 pi yapıyor orası da. Tamam. R'yi de böylelikle kaç buluruz? R'yi de böylelikle 6 buluruz arkadaşlar. Evet. Şuradan R'yi 6 bulduk. Evet bizden ne isteniyor? Çevre uzunluğu. Oo. Hadi bakalım çevre uzunluğu. Şimdi bu çevre uzunluğuna bakacak olursak. Eşit girişlerin ayıtları yaylar birbirine eşit değil mi arkadaşım? Evet. Şimdi bizden mavi bo sarı boyalı bölgenin çevre uzunlukları toplamı isteniyor. Yarı çapı kaç bulduk? 6. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Burası 6. Sarı boyalı bölgede hocam şurası lazım. Şurası lazım. E buradaki 60 derece olduğundan burası 30 derece ya. 30 derecelik yay. 30 derecelik yay. Burası da 30 derecelik yay. Burası da 30 derecelik yay yaptı. Sonra sarı boyalı bölgenin çevresi derken işte bu. 6 6 6 6 yani 6 kere 4 24. 24 artı 30'luk dilim. O zaman çevre. 24 artı 2 pi r 30 bölü 360'tan kaç tane var arkadaşım? 1, 2, 3, 4 tane var. Evet. Sarı boyalı bölgenin çevresi yapıyor. Değil mi? Şöyle. Evet. Şöyle. Çevresi yapıyor. Yalnız çevrede şuraları da alacak mıyım? Onu tamamen değilim. Cevaba göre gideyim istersen. Dur bakayım. Burada 24 artı. Şurası sıfırlar gitsin. Ee, 6 kere 3 18 8, 36 bu da gitsin. O zaman burası 4 pi yaptı. 24 artı 4 pi yaptı burası. Ee, o zaman 24 artı 4 pi. Yani burada 4 parantezin alınca 24 artı 4 pi. Yok. O zaman şuradakileri de alacağız. Doğru. Şuradaki yayların uzunluklarını da alacağız. Maviler 24 artı 4 pi yaptı. Şuradaki parçaları da bulacağız arkadaşlar. Bu yay uzunluklarını da bulacağız. E bu yay uzunlukları da şöyle siyahla gösteriyorum arkadaşlar. Sarı bölgede çünkü şurası ayrı bir çevre, burası ayrı bir çevre, burası ayrı bir çevre değil mi? Buradaki eşit girişler oldukları için o siyah bölgedeki kısımlar da birbirine eşit. O da 60'lık yay. O zaman siyah bölgedeki kısım da şöyle göstereyim. O da 60'lık yay olduğu için yarı çapı 6 olan da 2 pi r. r dediğimiz kaç? 6. Aslında burası 60'lık yay, burası 30'lık yay. Çeyrek yay yapıyor. Burası da çeyrek. Tam bir daire yaptığını da söyleyebilirdik. Ama neyse 2 pi r 60 bölü 360 tane kaç tane var? 4 tane var. Hocam da şu gitti. 8 pi yaptı burası da. E evet, tamam. O zaman ne olacak? Şuradaki mavi kısımları hallettik. 24 artı 4 pi'ye 8 pi ekleyeceğiz. 24 artı 4 pi'ye 8 pi ekleyince 24 artı 12 pi yapar. 12 parantezini alınca da o zaman cevap ne oluyor arkadaşlar? 12 parantezinde 2 artı pi mi yapıyor? Evet 2 artı pi yapmış oluyor. Cevabımız Böylelikle ne çıktı arkadaşım? Akçay çıkmış oldu. Dördüncü soruya Akçay bulduk. Geldik beşinci soruya. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Merkez varsa kiriş varsa çek dik. Evet. Şuradan diki çizelim. yarıçap çap belli mi? Belli. Diki çizdik. yarıçap kaç? Şurası 24-24 yaptı. Ee, en güzellik çizim yarıçap Burası da 25. 7-24-25 üçgeninden burası 7 çıktı. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Ee, burada da aynı şekilde hop devamı dik olacaktır. İki eş parçaya bölecektir burayı da. 20-20 yaptı. En etkili silahımız yarı çap olduğundan dolayı şu yarı çapı da çizersem. 25, 20, 25, 15, 20, 25 üçgenden burası 15 çıkar. E, 3, 4, 5'in -5, 5 katından dolayı 7'si buradaysa burası da 8 oldu. Bu üçgenin alanı isteniyor. O da tabanına ait yüksekliği bulacağız. Arkadaşım şurası 8 ise burası da 8 oldu. Taban 40, yükseklik 8. Yani 40 çarpı 8 bölü 2 isteniyor. O da kaç çıkar? 160 çıkar. Dolayısıyla 5. soruyu denizli bulduk. Geldik 6'ya. Şekilde ABCD karesinin kenarlarına ve birbirine teğet olan KLMN merkezli eş çemberler verilmiştir. Arkadaşlarım ne yapıyorsun? Çemberler birbirine deyince merkezleri birleştirmiş zaten. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikleri uygulayınca böyle. Şurada da uygulayalım. Şurada da uygulayalım. Hepsinde de uygulayacak olursak zaten oradaki açıların 45 derece çıktığını görürsün. Çünkü şu bir kare çıktı. Kare çıktığından dolayı 90 derece burası. E hocam şurada da merkez teğet çektik yapınca burası da yarı çap yarı çap olduğundan dolayı ve bunlar birbirine eşit para hatta 90 derece olduğu için dikdörtgen oldu. E bunlar doğrusal olacağı için şöyle burası da 90 yani içeride de bir kare oluşuyor mu arkadaşlar? Oluşuyor. Şimdi burada ne çıktı o zaman? Burası da bir kare oldu. Şu da bir kare. Çünkü şöyle bakacak olursanız şöyle şurası da R değil mi? Evet. Bir saniye. Şurası da R değil mi? Evet. R'yken burası da R, burası da R. Ondan sonra şurası da R olduğundan e, şurası da R, e, burası da R olacak. E, ne çıkıyor o zaman burada? Burada X kenardaki üçgenler. Yani açıların hepsi ne çıkıyor arkadaşım? 45-45-90 üçgenleri çıkıyor galiba değil mi? Evet 45-45-90 üçgenleri karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar buradaki 45'lik dilimleri böyle sağlam bir yere böyle itmeliyim ki burada ben sonuca rahat bir şekilde ulaşayım. Yani şuradaki iki tane 45'lik dilimi ben şuraya atabilirim. Bir 90'lık dilim yaptı. Bitti. Şuradaki iki taneyi şuraya atabilirim. Şuradaki iki taneyi şuraya atabilirim. Bak daha rahat bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Buradaki iki taneyi de buraya atabilirim. İki tane 45'lik dilim bir 90'lık dilim yapıyor. O da 90'lık dilimde şurası yapmış oluyor. Yani taralı alanlar toplamı R kare R kare R kare R kare yapmış oldu arkadaşlar. Yani şu 4 tane karenin alanı yapmış oldu. Yani 4 R kare yapmış oldu. Hatta birinin yarıçapı 2 kök köküçmüş. O zaman bizden 4 tane R kare isteniyor arkadaşım. 4 tane 2 köküçün karesi 12 o da kaç yapıyor? 48 yapıyor. Dolayısıyla 6. soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. Şimdi burası 90 derece ve ben dayanamam. 30-60-90 üçgeni de var burada. Ben şurada bir kiriş varsa o kirişe ait merkezden ne çizerim arkadaşım? Merkez kiriş çektik yaparım. Bir şey vermiş bana. Burası K iken FG uzunluğu da 4K verilmiş. FG 4K. Burası 4K. Arkadaş merkez burasıysa merkez varsa kiriş varsa çek dik yapabiliriz. Çek dik yapınca hocam burayı iki eş parçaya böldü. 2K 2K diye böldü. Sonra e hocam burası da K en etki silahımızda yarı çap çizmek ve burası da 90 derece olduğunu da biliyoruz. BC uzunluğunda 10 olarak vermiş. E şu da yarı çap yarı çap olduğundan bir orta çıktı. Burası da 5 mi oldu? Evet. Hocam K iken burası da K. Dikkat et. Yarı çap uzunluğu R. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da R eşit. E. Burada 30-60-90 üçgeninden zaten 30'un karşısı 5 ken. 90'ın karşısı da 10 olacağı için şuradaki 30-60-90 üçgeninde R'yi 10 bulduk. R 10. E artık burada bir Pisagor bağıntısı var mı arkadaşım? Var. Yani 10'un karesi eşittir. 2K'nın karesi artı 5 artı K'nın karesi eşittir. Şimdi buradan ne gelecek? İşlem işlem de K'yı bulabiliriz. Arkadaşım 10 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. Ee, K yerine ben 3 yazarsam burası da 6 mı yapıyor? Aynen öyle 6, 8, 10 üçgeni sağlanıyor. K'yı böyle 3 buluruz. Dikdörtgenin alanı isteniyor. Dikdörtgenin bir kenarı neydi? K'ydı. Diğer kenarı neydi? 4K'ydı. K'yı sen 3 bulduysan burası 3, burası 12 yaptı. Ee, 3 ile de 12'nin çarpımı kaç yapıyor arkadaşlar? 3 çarpı 12'den alanı böylelikle 36 olarak bulmuş oluruz. Yani cevap 36 oldu. 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Bir mühendis üretilecek bir parça için bir kağıda aşağıdaki çizimleri yapmıştır. Pergelin bir ucunu kağıda batırarak bir çember çizmiştir. Haydi bakalım ben de bir çember çizeyim. Şöyle büyükçe de bir çember çizeyim. Belki de küçük lazım olacak ama neyse. Sonra pergelin kağıtta dediği noktadan geçen bir pergelin bir ucunu kağıda bas batırarak bir çember çizmiştir. Pergelin kağıtta deldiği noktadan geçen. Deldiği nokta şurası değil mi? Pergeli batırdı ya bir ucunu. Şeye batırdı ya. Yani şuradan geçen diyor. Bir doğru çizerek çemberi iki yarım çembere ayırmıştır. Evet, iki yarım çember tam merkezden geçtiği zaman ayrılıyor zaten. Doğruyu da çizdik. Pergelin kağıtta deldiği o noktayı O, doğrunun çemberi kestiği noktaları da A ve B demiş. Evet, şurası çemberin merkezi. Açı ölçer ile AOC açısını ölçüsü 70 derece olacakmış. AOC. Evet 70 derece şöyle aldım. AOC açısı 70 derece oldu. Bir c noktası işaretledim. Açı ölçer ile BDC açısı. Evet. BDC açısında kaç derece? 130 derece. Şöyle bir D açısı alacağım. Şöyle BDC açısı da ne oldu arkadaşım? Şurası da 130 derece olsun diyor bize. AB doğru parçasını çizelim. AB doğru parçası üzerinde bir D noktası işaretlerim. O D noktası AB doğru parçası üzerindeymiş. Arkadaşlar A, D noktası AB doğru parçası üzerindeymiş. BDC açısı BDC açısı kaç derece? 130. Arkadaşım şurası kaç derece? 110 derece. Daha geniş bir açı olacak ya. O zaman bizim D noktası şöyle bir şey olması lazım. Bak D noktası burada olursa şurası 130 derece olur mu? Olur. Evet D noktası işaretleyip CD ışınının uzantısını alarak çemberi kestiği noktayı da E demiş. Şöyle buraya da E demiş. Eyvallah. Bu mühendisin yaptığı çizime göre B, A, E açısı nedir diye soruluyor. B, A, E açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşım bizden işte şuradaki açı isteniyor. Haberin olsun. Şimdi buradaki 70'i kullanalım. Arkadaşım şurası kaç derece? 50 derece. 50 ile neyi toplarsan 70 yapar? 20. Ye. E burada burayı 20 bulduk. Sonrasında ne yapmalıyız? Sonrasında en etkili silahımız yarıçap uygulayabiliriz. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizdim böyle. hocam yarıçap çizmeyle kalmasın. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. A, burası alfayken burası da alfa yaptı. E o zaman burası alfa yaptıysa burası 20 ise bak x kenarlıktan dolayı burası da 20 yaptı mı yaptı? E hocam burası 70 merkez açı gördüğü ya 70 derece oldu. Çevre açıdan dolayı buranın da kaç derece olması lazım? 35 derece olması lazım. Alfa artı 20 eşittir 35 ise alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Ve böylelikle cevabı da 15 olarak bulduk. Yani 8. soru balık esir oldu. Ve böylelikle 21. testi de bitirdik. O zaman diyoruz? 22. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.